Menschenbegum, darf ich Sie ganz kurz stören? Gibt's hier nur ein Plattform, oder? Ja. Nach Freiburg. Ja, Freiburg kommt um 15:13 glaube ich. Evet, size biraz günümü özetleyeyim. Öncelikle herkese merhabalar. Şu an Freiburg yolundayım. En son Mannheim'i, Heidelberg'i bitirdim. Freiburg için yola çıktım. Fakat burada aslında Offenburg denen yere kadar bayağı sorunsuz, hızlı bir şekilde geldim. Fakat sonrasında biraz işler tersine bindi. Çünkü gitmesi gereken tren iptal edildi bir anda. Tren platformu bayağı böyle ağzına kadar doluydu. Bir sürü insan vardı. Bir anda iptal olunca insanlar da farklı alternatifler bulmaya başladılar. Ben de bir yandan da Deutsche Bahn'ın ipini zaten kullanıyorum. Her şeyi oradan anlık şekilde kontrol ediyorum. 3 trenle Freiburg'a vuracaktım. Mannheim'dan Freiburg'a 3 aktarmayla gidecektim. İlk 2 tren geldi. Fakat 3. varacağım tren iptal oldu. Ben daha 2. treni bekliyordum. Yani başka bir yerdeydi. Şu an neresi olduğunu hatırlamıyorum ama 2. trene binecektim. 2. tren geldi. Fakat o esnada anonslar geldi oradan arkadan. 3. tren, yani Freiburg'a gidecek o bağlantılı tren iptal oldu. Offenburg'dan çıktık. Sonraki ilk durak burası. Görüyorsunuz. Yani ara sıra böyle trenler gecikiyor. O yüzden de sürekli gecikme anonsları geliyor. 5 dakika gecikiyor, 10 dakika gecikiyor, 15 dakika gecikiyor. Bu trenlerdeki aksamalar tabii ki bu 9 euroluk ticketlarla daha fazla olmaya başladı ama gün sonunda özgürce istediğin yere tek bir bileti seyahat ediyor musun, ölüyorsun. Yani aslında benim gibi esnekseniz, gecikmeler falan da problem değilse ya da bir yere doğrudan yetişmeniz gerekmiyorsa problem değil aslında. Ama normalde işi gücü olan insanlar için bu bir problem. Her neyse, işte ben de bu durakta inmeye karar verdim. İndim. Fakat benimle birlikte sadece bir tane bir amca indi trenden. Bir tane bisikletli bir genç bir kız indi. O zaten bisikleti bastı gitti bir yerlere. Amca da yine gitti. Tren durağında tek başıma, yani görüyorsunuz arkam zaten hiçlik, hiç kimse yok. Bir tane ileride kitap okuyan bir kız vardı. Ben de gidip ona sorayım isterim, hani buradan mı geçecek diye. Aslında biliyorum, hani tek bir şey var burada çünkü koca büyük bir şehir olmadığı için. Normalde böyle 7-8 platform olur, 10-20 platform olur. Burada bir tane görünüyor ama ben yine de sorayım dedim, hani işimi sağlama alayım. Hani Freiburg'a gidecek tren buradan mı geçecek diye. O da onu bekliyormuş. Onun da teyidini aldım, en azından içim rahat. Şu anda onu bekliyorum ve yaklaşık olarak yarım saat gibi bir şey var. Yarım saat ben de burada otururum, beklerim. En azından bank da bulduk, gölge bir yer. Öyle, bugün biraz hareketli başladı. Yani Mannheim'dan, Heidelberg'den sonra daha artık yol hem uzuyor. Aslında Mannheim ve Heidelberg'e gelirken de çok yorucu bir yolculuk gerçekleştirmişim. Fakat bu sefer ilk kez bir tren böyle iptal oldu ve o esnada bir çözümsüz kaldım gibi oldu. Neyse, yine de bir çözüm bulduk hızlı bir şekilde. En fazla yarım saat, 45 dakika kaybetmiş oluyorum. Onun dışında değişen bir şey yok. Freiburg'da normalde gece kalmayı düşünüyordum fakat gece kalmayacağım çünkü çok küçük bir yer. Zaten birçok arkadaşım da bana bununla ilgili, hatta takipçilerden, takip eden arkadaşlardan da Instagram'dan yazanlar da oldu. Orada çok fazla bir şey yok. Güzel bir şehir ama çok böyle uzun, dolu dolu vakit geçirebileceğim bir alan yok. O yüzden kalmasan da olur dendi. Öyle yani, normalde Basel'de, İsviçre'de bir gece kalacaktım. Freiburg'u teyit geçeceğim için aynı günün akşamı da orada geçireceğim. Yani iki gece olacak. Günüm bu şekilde. Güzel. Yine artık bu rota benim için çok keyifli oldu. Birçok şeyi öğretti bana, onu söyleyeyim. Çünkü sırt çantayla böyle tek bir şehre gitmeden, hani böyle sürekli bir gezgin gibi oradan oraya savrularak gitmek bence çok güzel, çok keyifli hissettiriyor. Yolda bir şeyler öğreniyorsunuz, algınız değişiyor. Ben de açıkçası aydınlandım. Bana en büyük kattığı şey bu. Ama daha farklı şeyler de kattı. Daha farklı gözlemlerim de oldu. Bunların hepsini de sizlerle paylaşacağım. Sadece benim hissiyat olarak düşündüklerim, hissiyat olarak durumum değil. Onun dışında Almanya ile ilgili daha önce hiç keşfetmediğim ya da bilmediğim bazı şeyleri de öğretti. Bunları da sizlerle paylaşmak için açıkçası heyecanla bekliyorum. Bütün rotayı bitirdikten sonra bu gözlemleri oturacağım, düşüneceğim ve kamera karşısına geçip sizlerle paylaşacağım. Şimdi biraz sonra İptal olmazsa ve gecikme olmazsa Freiburg trenimiz gelecek ve ona binip Freiburg'a gidip orayı keşfedeceğiz. Evet, şimdi indik. Acıktığım için bir şeyler yiyeceğim hızlı bir şekilde. Bir şeyler yiyelim. Sonrasında Freiburg'u bir turlarız. Şansımıza hava kapalı. İnşallah yağmaz. Göreceğiz.
Evet, bir yandan turlarken birazcık da böyle sokakları gezmeye devam edelim. Şimdi burası ile ilgili size söylemek istediğim önemli şeylerden biri, Freiburg bir öğrenci şehri. Özellikle Freiburg Üniversitesi oldukça kalitesiyle bilinen bir okul ve aslında öğrencilerin de tercih ettiği okullardan biri. Özellikle böyle hukuk alanında okumak isteyen öğrencilerin gözünü diktiği Avrupa'daki okullardan biridir Freiburg Üniversitesi. Onun dışında şehirden biraz bahsedecek olursak, aslında çok aşırı büyük bir şehir değil Freiburg. Ve bu sebeple de ulaşım burada birazcık kolay diyebilirim. Yani tramvay ile şehrin birçok yerine ulaşabiliyorsunuz. Yani her işinizi görebiliyor. Bir de burası Almanya'nın güney batı ucunda bir yerde olduğu için burada kocaman bir kar ormanlar var. Schwarzwald diye geçiyor burası. Daha önce burada başka bir şehre de gelmiştim ilk Almanya'ya geldiğimde, Baden-Baden şehrine. Freiburg'da yine bu bölgedeki kar ormanların dibindeki bir şehir. Bu bölge genellikle böyle kaplıcalarıyla ünlü olan bir bölge. Bunun dışında şundan bahsetmem özellikle önemli. Almanya'daki en sıcak iklime sahip bölge Freiburg bölgesi oluyor. Bir de yine bahsetmem gereken önemli bir detay ise göçmen oranı. Şimdi biliyorsunuz aslında Almanya'da çok sayıda Türk göçmen bulunmakta, Türkiye kökenli göçmen bulunmakta. Nereye giderseniz gidin bir şekilde karşınıza bunlar çıkar. Fark edersiniz şehirdeki işte yanınızdan geçen insanların Türkçe konuşması olsun. Ya da bir sürü işte Türk kebapçısı olabilir vesaire, baklavacısı olabilir. Bu şekilde fark edebilirsiniz. Fakat Freiburg, ki benim de şu anda fark ettiğim üzere, çok fazla Türk barındırmıyor. Ama ben bunu tabii ki bir de internet araştırmasıyla size destekleyerek belirteyim. Buradaki Türk oranı ortalama 2000. Yani baktığımızda yine de böyle orta seviyeli büyük diyebileceğimiz bir şehir için 2000 nüfusu çok çok az. Yani burada Türk nüfusu çok düşük oranda ve en büyük göçmen grubunu zaten İtalyanlar oluşturuyor, Türkler de oluşturmuyor. Böyle bir gerçek var. Hani bunlar gerçekten Freiburg'la ilgili benim size bu videoda özellikle anlatmam gereken önemli bilgilerden bazıları. Evet, siparişimi verdim. Şimdi yemek gelecek. Sonrasında da dinlenmiş olacağım. Aslında yolda dinlenmiş gibi oldum sayılır ama bir yandan da yoruldum aslında. Ayakta gidiyorsun, geliyorsun, sürekli telefonda eliyorsun, sürekli boardlarda, tabelaları takip ediyorsun falan. Yani bir aktarma yapıyorsun. Sonuç olarak yoruluyorsun aslında ne kadar işte yolda geçse de, ne kadar böyle oturarak geçse de bazen öyle olmuyor. Öyle biraz dinlenelim, sonra devam ederiz. Freiburg. Merak ediyordum seni. Bakalım nasıl çıkacaksın. Evet, yemeğimiz geldi hızlı bir şekilde. Hemen bunu yiyelim soğutmadan. Sonrasında dışarı çıkıyoruz. Buralar bayağı hareketli. Şu an cam kenarında oturuyorum ve görüyorum. Bayağı böyle hareketli bir noktadayım. Çıkınca da zaten direkt oradan başlarız. Evet, Freiburg'da yarım gün geçirdik. Açıkçası çok istediğim gibi olmadı. Böyle ilk girişte çok sevdim Freiburg'u, çok hoşuma gitti. Ama maalesef buradaki zamanım kısıtlıydı. Belki bir gün işte Bahar'la birlikte gelirim. Umudum o. Yani Bahar'da eminim ki görmek istiyordur buraları. Freiburg'dan biraz bahsedeyim çünkü şu an hava çok çılgın. Baksanıza bayağı rüzgar falan esiyor. Freiburg beni açıkçası biraz böyle yağmurla karşıladı. Yani daha doğrusu hava karanlıktı, greydi. Sonrasında da yağmur yağdı. Ben restoranda oturuyordum. Bayağı yağmur yağdı. Normalde ilk başta acıkmıştım. İndikten sonra biraz bir şeyler yiyeyim istedim. Daha sonra da yağmur yağınca çıkamadım. Öyle restoranda kaldım. Restoranda kalarak işte aslında ama güzel, Allah'tan güzel bir yerdeydim. Tam böyle meydana bakıyordu. Bütün her yer cıvıl cıvıl canlı insanlar var. Güzel bir meydana bakıyor. Öyle bir yerdeydim. En azından o bir teselliydi cam kenarında oturduğum için. Öyle yani. Şu an bu da Freiburg.
Yine işte merkez yeri. Burası Kahire'si tiyatrosu. Freiburg'un tiyatrosu. Yine tramvay yolunun kesiştiği bir nokta. Canlı. Şimdi biraz sonra buranın Hauptbahnhof'u yani tren garına doğru geçeceğiz. Şuradan sola sağa sapabiliriz. Ama ileriden bir gösteriyor. Bir hemen haritadan bakalım. Evet, buradan değil de ileriden gidecekmişiz. Buranın tramvayları da reklam alıyor. Bazı şehirlerin tramvaylarına mesela asla reklam olmaz. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam Münih'te öyle. Ya da sabit bir reklam vereni var. Onun dışında böyle aracın üzerine giydirme falan yapmıyorlar. Ya burası işte normalde 300 gün güneş alan bir yer. Ama şansımıza yağmurluydu bugün. İlk vardığımda hava bayağı böyle kapalıydı, griydi. Ve internetten falan da bakıyorum böyle. Burada hava çoğunlukla kapalı olmazmış. Benim şansım herhalde. Neyse, son Almanya şehrimizdeki deneyimimiz bu şekilde oldu. Bundan sonra İsviçre'ye gidiyoruz. Yine de güzel bir deneyim oldu. Şu ana kadar ufak tefek yolda karşılaştığım trenle alakalı problemler dışında bir büyük problem yaşamadım. Güzel bir rota oldu. Şimdi İsviçre'ye geçeceğiz, Basel şehrine. Basel şehrinde Emre abi var, o beni karşılayacak oranın tren garından. Sonrasında da Basel'de böyle yaklaşık 2 güne yakın bir zaman geçireceğim. Daha sonra da ne yapıyorum? Almanya'ya geri dönüyorum. İsviçre sınırındaki Konstanz civarına. Orada da Bahar'la buluşacağız. Bahar oraya geliyor. Birazcık oralarda gezineceğiz. Hatta oradan da tekrar bir İsviçre'nin köylerine geçeceğiz. Başka bir tarafına. Ve en sonunda Münih'e dönüyoruz. İlk geldiğimiz yere. Münih'te de bir süre kalacağız. Böyle bir hafta kadar kalacağız. Belki daha uzun, daha kısa. Genel olarak öyleydi. Münih'te de bir etkinliğimiz var zaten. Buluşma etkinliği. Onu da Instagram'dan zaten duyuracağım. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. İlk izliyorsanız kanalımda Almanya üzerine düzenli şekilde videoları bulabilirsiniz. Abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bütün videoları her zaman bulacaksınız. Herkese Freiburg'dan selamlar. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.